Hadi bakalım. Şimdi ikinci bölümünden devam edelim. Şuradan. Şimdi burayı yapacağız. Burayı yaptıktan sonra bir tane testimiz var. Testten sonra işte yüzer yüzer biner biner saymalar geliyor. Hemen bu şu kalan iki kısmını bitiriverelim. Diyor ki bize Kübra, bir mağaza pazartesi sattığı ürünlerden 500 lira. Daha sonraki günlerdense bir önceki günden 1000 lira daha fazla para kazanıyor. Bu mağazanın bir hafta boyunca günlük kazancını kutulara yazalım diyor. Sence salı günü bu arkadaş kaç para kazanmıştır? Bu mağaza kaç para kazanmıştır? Pazartesi 500 lira kazanmış. Bundan sonraki günlerde de bir önceki günden 1000 lira daha fazla para kazanıyormuş. Yani 500 liradan 1000 fazla mı yoksa 1000 ile 500 liranın toplamı mı? 500 lira. Şimdi bir önceki günden 1000 lira fazla diyor ya. Yani salı günü pazartesiden 1000 lira daha fazla para kazanıyor. Pazartesi 500 lira kazanmış. Salı günü pazartesiden 1000 lira daha fazla para kazanacak. Yani ne yapar? Yapar değil mi? Evet, 1500 lira. Salı günü 1500 lira kazanmış olur. Çarşamba günü kaç para kazanmış olur? 2500. 2500. Perşembe. 3500. Evet, Cuma. 4500. Cumartesi. 5500. Pazar. 6600. 6500. Evet, aynen. Her gün bir önceki günden 1000 lira daha fazla kazanmış. Yani biner biner artmış her günkü geliri. Alttaki soruya bakarsak da bir kırtasiye her ayın sonunda makinelerden aldığı toplam çıktı sayısını hesaplamaktadır diyor. Fotokopi makinelerinden bahsediyor herhalde. Şubat ayı sonunda 1200 sayfa çıkış alındıktan sonra diğer aylarda bir önceki aydan 1000 sayfa daha fazla çıktı alınmıştır. Buna göre diğer aylardaki çıktı sayılarına bakacağız şimdi. Şubat'ta 1200 sayfa çıktı alınmış. Ondan sonraki aylarda 1000 sayfa daha fazla çıktı alınmış. Her ay 1000 sayfa daha fazla çıktı alınmış. Mart ayının sonunda 2200. Evet, doğru. Nisan'da 3200. Evet. Mayıs'ta 4200. Mayıs'ta 4200. Haziran'da 5200. Haziran'da da 5200 yine biner biner gidiyor. Tamam, burayı da yaptık. Evet, senin sevdiğin yere geldik Kübra. Testleri seviyordun herhalde, değil mi? Evet. İyi, hadi bakalım o zaman. Burada kaç tane? 11 tane sorumuz varmış bu testte. Bakalım 11 sorudan kaç doğru, kaç yanlış çıkaracaksın? Hesaplayalım mı onu? Evet. Hadi bakalım. Birinci soru. Sen oku. Numaralandırılarak verilen ritmik saymaların hangilerinde hata yapılmıştır? Birincisinde, yani birinci sıralamada 1900, 2900 biner biner gitmiş. 1900, 2900, 3900, 4900. Burada da 5900 olması gerekiyor ama
5.925.000 yapmış. Yani bu yanlış. Evet, burada bir yanlışlık var. Bakalım. Tamam.6.450 6.550 6.650 6.750 6.850. Burası doğru. Hata yapılmamış. Aha. Üçüncü yere bakalım. 5.105 5.205 5.305 5.405 5.505. Burası da doğru. Evet. Bu da hata yapılmış. Son olarak dördüncüsüne bakalım. 8.780 8.880 8.900 9.080 9.980. Burada bir hata var. 8.980 yerine 8.900 yapmış. Yani bir ve dördüncü numara yanlış. Hata Bir yapılmış. daha bak. Yani de. Yanlış dedin. Yani de, evet, ilk sorumuzu doğru bir şekilde yaptık. Gelelim ikinci sorumuza. Son durduğu sayıdan başlayarak ileriye doğru güzel sayma yapan Pelin'in söylediği yedinci sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hı. 350'den ileri doğru biner saymaya başlayan Pelin beşinci sayıda durmuştur. İleri doğru biner ritmik dediği için yani biner biner gideceğiz. Hı. Ama 350'den ileriye doğru dediği için 350 sayılıyor. 350 de sayılıyor. Evet. 350, 1350. Dur, şöyle yazarak yapalım, yardımcı olsun. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sayı lazım bize. Birinci sayı 350 dersek, ikinci sayı 1350 dedin. Üçüncü sayı 2.350. Dördüncü sayı 3.350. Beşinci sayı da 4.350. Evet. Şimdi bu son durduğu sayıdan başlayarak, yani son durduğu sayı 4350'den başlayarak ileri doğru yüzer sayma yapıyor. Yedinci sayı hangisidir diyor.4.350'de durduğu için ileriye doğru güzel ritmik sayı yapacağız, değil mi? Evet. Hmm, 4.450 4450. 4.550 4.650 4.750 4.850 4.950 Yani bu durumda 7. sayıyı 4.950 yani C şıkkı. C şıkkı diyorsun. Bakalım doğru mu, yanlış mı? Evet. Bunu da doğru yaptık. Çok güzel. Hemen geçelim 3. sorumuza. Buna göre Harun satıcıya kaç adet 200 lira vermişti? Harun mağazadan 2.400 liraya bir koltuk takımı satın aldı. Harun ödemesini her biri 200 lira olan banknotlar kullanılarak yapmıştır.
Hı. Banknotlar nedir? Banknot dediği kağıt para var ya. Kağıt paraya banknot deniyor. Ha. Satıcıya kaç adet 200 lira vermiştir? 200 dediği için 2400'den geriye doğru 250'lik sayma yapacağız, değil mi? Evet, ya da baştan Geriye doğru da sıfırdan başlayıp olabilir. 200'er 200'er 2400'e kadar da sayabilirsin. Evet, öyle de olabilir. Yani geri gitmek daha zor olur her zaman, o yüzden ileriye doğru daha rahat olur. İkisi de fark etmiyor ama ileriye gitmek daha kolay olduğu için yani öyle yapalım. Tamam. 200, 400. Tabii bu arada kaç tane olduğunu da say bir taraftan. İki, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400. Kaç tane oldu? 2400'e kadar 12. 12. Bakalım doğru mu? Evet, bunu da doğru Allah. yaptın. Bravo. Adana. Evet, Adana doğru. Şimdi dördüncü sorudayız. Burada bazı sayıları vermemiş. Boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayılardan birisi hangisi değildir diyor. Değildir altını çizmiş. O yüzden değildir olanı bulacağız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayılardan biri değildir? Hı. Yukarıda yüzlerle ileri sayma yapılırken bazı verilmemiştir. İlk önce gelmesi gerekenleri bulmalıyız. Oraya da 4985 gelir. Hı. Sonra da 85 gelir. 5085 gelir. Evet. Sonra yapmış zaten 5185, 5285, Hı. 5385. Evet. Yani verilmemesi gereken burada. Burada verilmemesi gereken 4905. Burada Yani 4905 ile işimiz yok diyorsun. Yani Ceyhan doğru evet. cevap. Evet, 4'te 4 ile gidiyoruz. Çok iyi. Şimdi 5. soruya bak bakalım. Buna göre Aylin Hanım'ın ilk 5 günde attığı adım sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Her sabah yürümeye çıkan Aylin Hanım ilk gün 4000 adım attı. İlk gün 4000 adım, sonraki günlerde ise bir önceki günden 1000 adım fazla yürümüştür. Buna göre Aylin Hanım'ın ilk 5 günde attığı adım sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Evet. İlk günde 400 adım atmış. İkinci günde ise 500 adım atmış. Üçüncü günde 600 adım.
Dördüncü günde 700 adım ve beşinci günde de 800 adım atmış. Seçeneklere bakalım. Üçüncü gün attığı adım sayısı 6000'dir. Bu doğru. İkinci gün attığı adım sayısı beşinci gün attığı adım sayısından fazladır. Tabii ki de yanlış. Bu yanlış ve şık yanlış. En çok adımı birinci gün atmıştır. Doğru. Evet. Dördüncü gün atılan adım sayısı sayısının rakamlarından biri 8'dir. U yanlış. C ile A seçeneği kalıyor. En çok adımı birinci gün atmıştır. En çok adımı birinci gün atmış ama öbür günlerde de ilk adım attığı günden bin tane fazla atmış. Yani hepsini toplamış olursak ilk günden beşinci güne kadar hepsinin toplamı en çok adımı attığı gün olur. Yani bu durumda A seçeneği doğru diyorum. Cevap A'dır diyorsun ve bakıyoruz doğru cevap. Aynen öyle. Zaten sürekli fazlalaşarak gittiği için en çok adımı birinci gün atması mantıksız oluyor. En son gün en çok adım atmıştır. Tamam. Hadi bakalım. Geldik 6'ya. Yarışmada 6 engel olduğuna göre birinci engel ile son engel arasındaki mesafe kaç metredir? Engelli at yarışı parkurunda engeller arası 100 metredir. Toplam 6 engel varmış. Ve birinci engel ile son engel arasındaki mesafenin kaç metre olduğunu soruyor. Her engel arasında 100 metre olduğuna göre ilk engelden başlayarak 100, 200, 300, 400, 500, 600. Yani toplam 600 metre. 600. Zaten görselde de... Efendim? Zaten görselde de gözüküyor olabilir. Yani kaç diyorsun? 600 mü? Evet, 600. C şıkkı. C şıkkı diyorsun. Ama bu sefer cevabımız B şıkkıymış. Neden olabilir? Ne hata yapmış olabilirsin? Bir düşün bakalım. Görselde birinci engeli atlıyor. Yani birinci engelin olmadığını varsayıyor. Sanırım öyle. Yok, hayır. Birinci engelin olmadığını varsaymıyor. Orada da engel var ama. En son sana sorduğu şey ne? Bir oraya odaklan. Altı engel olduğuna göre birinci engel ile son engel arasında mesafe kaç metredir? Yani birinci engelle son engel arası neresi? Birinci engelle son engel arası. Bak, birinci engel burası, son engel de burası. Bize bu mesafeyi soruyor. Bu mesafeyi de şuradan bakacağız. Bak, burada bir tane aralık var. İkinci aralık, üçüncü aralık, dördüncü aralık, beşinci aralık. Yani beş tane aslında 100 metre var. Dolayısıyla o da 500 metre yapıyor. Anladın mı? Yani 6 tane engel var ama 6 tane engelin arasında 100'er metreden bak 5 tane şey var. 5 tane uzunluk var. Dolayısıyla 500 metre.
Yani şöyle düşün. Mesela başlangıç noktası burası, bitiş noktası burası. Şimdi buradan başlayıp burada bitirince ne oluyor? Aslında iki tane noktadan bahsediyoruz ama tek bir aralık var. Anladın mı? 100 metre. Heh, Evet. mesela diyelim ki burası okul, burası ev, burası da ne olsun? Market. Şimdi ben Market. okuldan çıkıp markete gideceksem nasıl giderim? Buradan eve gelirim, evden markete giderim, değil mi? Yani hani her bir aralık 100 metre olsun mesela. Okuldan eve gelirim 100 metre, evden markete giderim 100 metre. Yani toplam 200 metrede markete ulaşırım. Ama 3 tane nokta var aslında. O gibi aralıklar önemli. Buradaki soruda da sıkıntı oydu. Haydi bakalım 6. sorumuz. Ha, 6 yedi, Gelsin. doğru. 7. sorumuz. Abaküs. Kaç dakikamız kaldı? Şimdi bakıyorum 13 dakika falan var. 13-14 dakika var. Buna göre söylenilen 8. sayının abaküste gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Abaküste gösterimi yapılan sayıdan başlanarak ileriye doğru güzel sayma yapılıyor. Evet. Abaküsün ilk yerinde üç tane şey var. Hı. Üç tane çember var. İkinci yerinde ise bir, iki, üç, dört, beş tane var. Hı. Üçüncü yerinde ise gözüküyor zaten iki tane var. Hı. Sonuncusu ve dördüncü yerinde ise bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Hı. Okunuşuna bakarsak 3528. Tamam. Birinci sayı 3528. 8'e kadar gidecek miyiz yoksa sadece 5 tane mi? Nasıl 5 tane mi? Yani burada 5 tane değil de 8 tane mi söyleyeceğiz yani? Evet, 8 tane söyleyecekmişiz. İleriye doğru yüzer yüzer ilerleyeceğiz.3628. Evet. Şöyle yapalım. Birincisi 3528, 3628. Şöyle 8 3728. başlayacağız. Evet. 3828. Evet. 3928. Evet. 4028. 4028. 4128. 4128. 4228. 4228. Evet, 4228. İlk sayıdan sonuncu sayıya kadar gittik. Son sayımız 4228 olduğuna göre Hı. şıklardaki 4228'i bulacağız, değil mi? Hı. Evet. A şıkkına bakalım. A şıkkında 1, 2, 3, 4 tane yeşil çember var bir Evet. türde.
A şıkkının mor yerinde de iki tane var. A Evet. şıkkının mavi yerinde de iki tane var. Evet. Ve son yerinde de A şıkkının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Evet, 8 tane var. Ve okunuşu da 4.228. Bu olabilir. Evet, bu Yani D olabilir. şıkkı doğru. Aman A şıkkı doğru. D'ye bakalım. Bence bakmayalım. Zaten biz D 4228. yeşil olan. Yok, gerek yok Kübra. Biz zaten 4228'i bulduk. Burada da 4228 var. O yüzden cevap 4228. Zaten ötekileri denemeye gerek yok. Bunların farklı olduğu belli. O yüzden boşa vakit kaybetmeye gerek yok. Gözüküyor. Evet, onu da doğru yaptık. Tamam. Şimdi geldik 8. soruya. Oku bakalım ne diyormuş 8. soruda. Yeni oluşan sayıdan başlanarak ileriye doğru yüzer sayıldığında söylenilen dördüncü sayı aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki kutulardan sarıyla, mavinin, turuncu ile morun yerleri değiştiriliyor. Daha sonra kutulardaki rakamlar soldan sağa doğru yazılarak dört basamaklı bir sayı oluşturuluyor. Evet, uygulayalım. Söylenenler. Yani yeni oluşan sayı sarı ile mavinin, turuncu ile morun yerleri değiştiği için sarı başta, mavi ikinciye, turuncu sona, mor da üçüncüye geliyor. Evet, şu şekilde mi oluyor? Evet. Tamam. Yeni sayı da 3810. Güzel ritmik sayma dediği için dördüncü sayıya kadar gideceğiz. Bu ilktir. Evet. İlk sayıdan başlayarak gideceğiz. 3910. Evet. 4010. Evet. 4110. Evet. 4210. Yani cevap C şıkkı. Yani 4210. cevap C şıkkı diyorsun. Evet. Ama cevap B çıktı. Bir tane fazla saydım, değil mi? Evet. Bazen fark etmeden sayıyorum Evet. çünkü. Burada şöyle hani biraz yazarak aslında yaparsak karışma ihtimali azalır. Bu sayıdan başlanarak dediği için birinci sayı olarak bunu alıyoruz. İşte ikinci sayı 3910, üçüncü sayı 4010, dördüncü sayı da 4110. Ama işte bazen hani bunu başlangıç olarak kabul edip birinci sayı 3910, ikinci sayı 4010, üçüncü sayı 4110, dördüncü sayı da 4210 diye sayabiliyoruz. Ama tabii bu sayıdan başlanarak dediği için o sayıyı birinci olarak kabul etmemiz lazım. Bu basit bir hataydı. Basit bir hatadan dolayı kaybettin. Biraz daha yaparmaklarımızı kullanacağız. Bak böyle durumlarda yaparmaklarımızı kullanacağız. Birinci şu, ikinci şu, üçüncü şu diyerekten. Ya da böyle yazacağız. Öbür türlü bir tane fazla ya da bir tane eksik genelde kaçabiliyor. Evet, 9. soru. Ödevinin bir sonraki haftaya devredecek toplam puanı kaçtır? Bir bilgi yarışmasında her hafta kazanılan puanlar bir sonraki haftaya eklenerek devam edilmektedir. Yarışmada doğru bilinen sorular için 100 ve 1000 puan kazanılmaktadır.
Yanlış bilinen sorularda ise herhangi bir puan verilmemektedir. Bir önceki yarışmada 2400 puanı bulunan birim, bu yarışmada ise 100'er puanlık 8 soruyu biner puanlık 3 soruyu doğru cevaplamıştır. Bunda görevlerinin bir sonraki haftaya devredecek toplam puanı kaçtı? Evet. Benim şu anda 2400 puanı var. Ve 8 soru ve 8 soruyu 100'er puanlık doğru bilmiş. 3 soruyu da biner puanlık doğru bilmiş. Yani 2400'den başlayarak 8. kadar 100'er puanlık sayacağız. Bayalım. 2500 hatta ben de yazayım. Burada ama birinci sayı olarak 2400'ü almayacağız. Çünkü 2400 puan zaten var. Üstüne bir soru daha verilmiş, 2500 olmuş. O yüzden birinciye 2500 diyeceğiz.2500, 1600, 2700, 2800, 2900. Üç bin. Üç bin yüz. Üç bin iki yüz. İkinci sayı 3200. Evet, doğru. Bir de üstüne 3 puanlık 3 soruluk biner puan ekleyeceğiz. 3200'den başlayacağız, değil mi? 3200'ün Yoksa ekleyerek başlayacağız. üstünden başlayacağız. Şimdi 3200 puanı zaten var. 1000 puanlık bir soru daha bilirse ne olur? Bir soru bilirse.4200. Evet. 5200. Evet. 6200. Evet. Cevap 6200. Cevap 6200. Doğru. Tamam. Şimdi rakamları farklı en büyük 3 basamaklı doğal sayıdan başlanarak İleriye doğru yüzler sayıldığında söylenilen 6. sayı. Rakamları farklı en büyük 3 basamaklı doğal sayı hangisidir? Rakamları farklı en büyük 3 basamaklı sayı. 987. 987. Çok güzel. Bu birinci sayıymış. Altıncı sayıyı soruyor. Hadi zamanımız azaldı. Rakamları farklı en büyük 3 basamaklı doğal sayıdan başlanarak Tamam. ileriye doğru yüzler sayıldığında söylenen 6. sayıyı soruyor, değil mi? Evet, 20 saniye kaldı. 100 fazlası. 1800, 1087. 1087. Kapanabilir Kübra, ona göre.
Kapanırsa kendin devam ettir. Tamam. Evet, 100 fazlası daha. Bir fazlası 1187. Evet, dördüncü. 1287. Evet, beşinci. 1380.